nedeni inançsal, yani teolojik bir boyutu olduğunu tarihsel şeylere, detaylara baktığımızda görebiliyoruz. Dolayısıyla e, e, sistemin yani Osmanlı döneminde dersime olan ilgi e, ta Cumhuriyet dönemine kadar gelmiş. Cumhuriyet döneminde de e, daha sonra açıklayacağımız gibi çok farklı bir boyutta kendini dayatıyor dersime. Şimdi 1937-38'lerde şöyle bir Yavuz Sultan Selim dönemiyle ilgili şöyle bir açıklama görüyoruz. Yavuz Sultan Selim'in gazabı olmasaydı bugün güzel Türkiye'mizde tek bir e, sünniye tesadüf etmek imkanı belki de mümkün olmayacaktı. Eğer Yavuz'un garazı Dersim'in Yalçın Dağları içine girebilmiş olsaydı herhalde Dersim'i de bugün maddi ve manevi başka bir yol üzerinde görürdük demektedir. Bu da şunu bize gösteriyor. Yavuz döneminde ta kuzeyden Dersim'de başlayarak Mezopotamya'nın derinliklerine kadar sürdürülen Alevi katliamı buna sel hareketi diyoruz. Bu sel hareketi aynı zamanda Dersim 38'de de böyle bir isim kullandığı raporlarda İsmet Ünlü'nün ün raporlarında görmekteyiz. Bu bölgede büyük bir Alevi avına neden olmuş. Bölgede, özellikle Dersim bölgesini özeline baktığımız zaman insansızlaştırma noktasına kadar gelmiş. Fakat Dersim'e sadece kızılbaşlık değil, Kürt olması nedeniyle de bir çelişki, bir zapt etme durumunu taşımaktadır. Cumhuriyet'le beraber yeni bir e, şey başladı, ideolojik bir e, toplumsal yapı oluşturmaya çalıştı tekçi. Yani Türklük üzerinde ve sünni inancı üzerinde e, tek bir yapının o bu coğrafyada yaşamasını sağlayacak e, bir e, yaklaşım gösterdiğini de tarihte görmekteyiz. E, bu katliamlar e, tamamıyla Irse ideolojinin hakim olduğu bir nedenden dolayı yaşadığını da belirtmekte e, yarar var. Yani sadece inansal anlamda bir operasyon, bir asimilasyon akını dersime yapılmıyor. Tarih içerisinde baktığımız zaman eee inansalın dışında bir de etnik yapıdan dolayı farklılıktan dolayı dersimin ima altına alındığı, vurulduğu, göçertildiği, asimilasyona tabi tutulduğunu biliyoruz. Halen Dersim'de bir asimilasyon projesinin dayatıldığını görüyoruz. Bir tarafta şiddet uygulanırken Dersim'e açlık sefalet içerisinde mahkum edilirken diğer tarafta cemaatler ve vakıflar adeta ah açmış gibi insanları avlayarak kendi bünyesinin içerisinde bir kurtarıcı edasıyla bunlara yaklaştığını görüyoruz. Bunların amacının sonra da anlaşılıyor ki insanlara acıdığı için değil, Dersim Kızılbaş Kürtlerini bir şekilde avlayarak asimilasyona tabi tutmak amacıyla yapılan bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Ee, üniversitenin kuruluşuyla beraber cem evine daha çok yakın ilişki, sıcak ilişkiler geliştiriliyor. Sonuç itibaren vilayetin, valiliğin, emniyetin ve cem evinin şey, üniversitedeki öğretim görevlerinin e, ablukasına alınıyor cem evi ve oraya yeni yöneticiler atamak atama usulüyle yöneticiler atılıyor. Bunlar hepsi dersinde ne arıyor? Bunların hepsi dersimde dersimin kendi yapısını, inancını, dilini bir şekilde olumsuz yönde etkilemek, onları asimilasyona uğratmak. Yaşlıları değil, gencecik çocukları, körpe çocuklarını bir şekilde asimilasyona uğratmak için. Ben en başta ne demiştim? Büyük dağın büyük dumanı olur. Evet. Dersim'i sistem çok büyük bilir. Girilmez bilir. Neden? Osmanlı döneminde her seferde geri döndüler, giremediler. Birçok yerde gerekli asimilasyonu yaptılar ama Dersim'de bunu başaramadılar. Dersim'in halkı inancına ve diline ne kadar bağlı olduğu geçmiş tarihte de görüyoruz ama bugün Dersim çeşitli operasyonlarla çeşitli şiddet uygulamalarıyla dersimi düşürmeye çalışıyorlar. Bu Kenan Güven döneminde götürülen çocuklar böyle oldu. 350 çocuk İstanbul'a gidildiğinde böyle oldu. Dersimin içinde de bunu Acayip bir şekilde bu dernekler üzerinde o yoksul insanlara yardım elini uzatır, kisfesi altında onların çocuklarını rehin almaya çalışıyorlar. Bu kadar tarikatın küçücük bir kente ne işi var? Bu mazlum insanlara her türlü asimilasyon ve dezenformasyon uygulandı ama bir sonuç elde edilmedi. Sözün özeti tarhın sayfalarında yazılan söz gibi Dersime sefer olur, zafer olmaz. Onun için dillere, inançlara anlayış ve saygı gösterip bu coğrafyada yaşayan her insana yaşam hakkı tanıyıp nefes vermek lazım. Yazımızı Sayın Seyit Rıza'nın o anlamlı sözüyle belirtirim. Yoksa yazıktır, günahtır, cinayettir diyoruz.